Öncelikle Allah devletimize, milletimize razı olsun. Buraya çok gelen kişiler mağdur durumdalar. Bir haneye mesela 4 aile, 5 aile sığınmış. Buş evler vardır. Buş evlere de anahtar ne yöneticilere ne diğerlere veriyorlar. Biri buş olsa 10 bin lira kira istiyorlar. Yine millet mağdur durumda. Ya biz gözümle gördüğümüzü söylüyoruz yani. Çünkü ben yalan söylerse yarın Allah huzuruna çıkacağız yani. Yani bu durumda çok mağdur aileler var. Fırsatı gördünüz yani, mesela bu ev sahipleri kiracıları kovmak için neler yaptılar, neler. Mesela çarşıda siz de gördünüz, devlet de gördü, millet de gördü, neler yaptıklarını biliyorsunuz yani. İşte fırsat bulacağım, işte 10 bin lira koparırsam o bana kar. Ya çoğu çıkartmak istiyor. Kimi mesela evdeki hiç kimse yok, kapatmışlar, fayda olmasın diye vermiyorlar. Hani şekiller böyle yani. Bütün arkadaşların haberi var yani. Misal diyelim sen bugün asgari ücretle çalışıyorsun. Aldığın 8.500 lira, o da şu an işte Malatya'da yok. Adam o zaman 8.500 liraya veriyorsun, çaysız kalsın, şekersiz kalsın, ekmeksiz kalsın, ne yapacak yani? Buranın aidatı var, buranın doğal gazı var, buranın elektrik faturası var. O zaman avucunu alsın, verecek bir kimse de yok. Bu şekil yapıyorlar yani. Çok pahalı, çok. Biz 15 kişi bir evin içinde kalıyor. Evimiz de hep yıkılmış. Kira yok ki içine girer. Vermiyorlar evleri. Evler de var buralarda boş. Şimdi biz nereye gideceğiz? Şaşırmışız vallahi. Allah yardımcımız olsun. Vallahi 5 milyar, 10 milyar, 8 milyar. Ne yapacağız? Bilmiyoruz ki. Kazancımız ne? El çalışma işte. Kazancımız, hiçbir işimiz yok. Tek bir evde, evde yıkıldı. Tabii bugün 13 gündür biz böyle dışarıdayız. Allah'tan korksunlar yani. Ne yapacak bilmiyorum ki. Biz de şaşırmışız. Ya şimdi burada bilmiyorum devlet nasıl vermiş, anahtarlar vermiş, adam il dışına çıkmış depremden önce. Ha şu ikinci etapta çok boş daireler var. Adamlar kapatmış, çekmiş gitmiş. Yani bunu devletin el atması lazım. Yani burada çarşıda her taraf yıkılmış, buralar bomboş. Yerleştirsinler yani buraya. Perde yok, bir şey yok, kapalı şeyler, çok boş daireler var yani. Geçen sormuşlar, biri demiş ki 8 bin lira, 9 bin liradan bahsediyorlar. 4 bin lira maaş alayım ben, nasıl gidip burada 8 bin liraya oturacağım? Afet Allah'ta gelen bir şeydir yani, biz buna devlete yüklemek şey değil de yani bazı şurada 3. etapta çok boş daire varmış yani. El atsınlar oraya, fakir fukara yerleştirsinler yani. Ben de depremzedeyim. Malum depremde benim zaten evim ağır hasarlıydı. Şu an eşeği bile çıkaramıyoruz. Ve aileden ben ve 3 tane kardeşim. Üçümüzün de evi ağır hasarlı. Şu an burada babamgilde kalıyoruz. Yani 4 aile şu an bir evde kalıyoruz. İşte kiralık daire baktık bu çevrede, bulamadık. Ya fahiş fiyat şurada dursun, zaten bulamıyoruz yani. Yok yani, yok diyor. Ev sahiplerini arıyorum, ulaşıyorum. Yok diyorlar, biz kendimiz geleceğiz diyorlar. Veya kirada diyorlar.